Size Hasan Bey, Buyurun. sizi de orada bir haritanın başına alsak, siz de bize son durumu bir acaba anlatsanız, Putin gözünü ne kadar karartır, siz ne bekliyorsunuz, bir de sizden dinlesek. Ya Putin'in gözünü ne kadar karartıp karartmayacağı meselesi aslında biraz bu haritada ne olduğuyla alakalı, bir de müzakerelerden ne çıkacağıyla alakalı. Birkaç şey biliyoruz. Yani bu askeri düzlemde olup bitenin haricinde bildiğimiz birkaç bir şey var. Çünkü sahadan gelen bilgiler bizi yanıltabiliyor. Yani mesela ne kadar gerçekten askeri bir direniş sergiliyor Ukrayna, hangi saha kimin eline geçti falan, bunlara çok net cevaplar bulamıyoruz. Ama bu zamana kadar geçen zaman içerisinde netleştiğimiz bazı şeyler var. Mesela Rus ordusunun girişi yaptığı andan itibaren siyaseten çözülmesini beklediği Ukrayna devleti çözülmedi. Bunu biliyoruz. Yani askeri direnebiliyor mu bilmiyoruz ama siyaseten direnebiliyor. Askeri olarak ne kadar direneceğini aslında biraz bundan sonraki evreler bize söyleyecek. Çünkü gördüğümüz kadarıyla aslında Ukraynalılar hiçbir şekilde sınır boylarını korumak, oraları güvence almak üzerine bir planlama yapmamış. Zaten yapmaları da çok mantıklı olmazdı. Çünkü Rus ordusu gibi ateş gücü çok yüksek bir ordunun karşısına bu kadar geniş bir arazide çıktığınızda herhalde çok fazla şansınız olmazdı. O yüzden Ukraynalılar bu savaşı baştan itibaren asimetrik bir savaş olarak kabullendiler. Her ne kadar iki devlet arasında oluyor olsa da Ukraynalılarla Ruslar arasındaki güç farkı çok fazla olduğu için Ukraynalılar şehir merkezlerini ve özellikle de Kiev'i korumak üzere odaklanmışlar. Ama şimdi mesela buraya doğru geldiğinizde sizin Ukraynalıların, yani Ukraynalıların şehir merkezlerinde direnişi planlarken bu alanları terk ettiğini görüyoruz. Mesela gerçekten sahada Ukrayna ordusu Rusları şu bölgelerde vurabiliyor mu? Mesela bu hareketliliğe sahip mi? Ne kadar vurabiliyor? Bu Rusya'nın canını yakmak için yeterli oluyor mu? Şimdi mesela biraz önce Abdullah Bey şeyden bahsetti ya, sarma, kuşatma. Ya o bugün, yarın, başka gün bir şekilde gerçekleşir. Bütünüyle saracaklarını zaten ben zannetmiyorum. Bütünüyle kuşatacaklarını zannetmiyorum. Bir çıkış muhakkak bırakacaklardır. O çıkışı bıraktıklarında zaten şehir içi çatışmalarda Rusya daha az sorun yaşayacağını düşünür. Çünkü ne kadar sivil nüfus, o kadar zayiat demek. Ne kadar zayiat? Rusya'nın işinin o kadar zorlaşması demek. Şimdi Rusya'nın çok Yani temel o bir, çıkışı siviller için bırakacak, geri kalanını kuşatacak anlamında söylüyorsunuz, değil mi bunu? yani mesela bakın, güney muhtemelen boş bırakılacak. Yani askeri olarak gözlemlerler onu tabii ki de. Bu coğrafyayı, kuzey, doğu ve batıyı kapatabileceklerini tahmin ediyoruz. Ya bu biraz şeyle, yani sahadaki gerçeklikle ne zaman olacağını tartışabilirsiniz ama bir saatten sonra onu bütünüyle kapatacaklardır. Ama kapatmak yetmiyor. Yani içeri girdiniz ve bir askeri operasyona başladınız. Şimdi şehir içi çatışmaları şöyle bir hatırlayın. Son yıllarda gördüğümüz, son 20 yıl içerisinde gördüklerimizi hatırlayın. Bu tür çatışmaları en iyi verebileceğini düşündüğümüz, yani mesela hem hareketlilik açısından hem hassas hedef tespit açısından çok daha Ruslara oranla becerikli olduğunu düşündüğümüz Amerikan ordusunun Tikrit'te, Felluce'de, benzeri yerlerde yaşadığı sorunları düşünün. Rus ordusu gibi biz neyi gördük bu sahada en temel olarak bu 20 günlük süreç içerisinde? Rus ordusunun bayağı hantal ve aslında lojistik sorunları olduğunu gördük. Yani en fazlasıyla görebildiğimiz bu kadar. Böyle bir ordunun şehir içi çatışmalara girmesi ihtimali herhalde Putin'in korkulu rüyası olsa gerek. O nedenle zaten ben Rusya'nın bu işi biraz masada çözmek, mümkün olan en az maliyetle, mümkün olan en az hasarla Ukrayna'yı teslim almak niyetinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ukrayna'nın bir planı Bir dakika, vardı. o zaman sorum şu. Yani aslında Rusya'nın amacı Kiev'i almak mı değil mi? Tabii ki almak.
Yani bakın eğer mesela Luhansk ve Donetsk'ten ibaret olsaydı zaten onları tanımıştı. Kiev'deki yönetimi değiştirmek öyle veya böyle oraya doğru odaklanıyor. Ama şimdi savaşta girdiğinizde, başlattığınızda yaptığınız planlar doğrudan doğruya sizin ulaşacağınız planlar anlamına gelmiyor. Yani sınırdan girdi Rus birlikleri, hızla Ukrayna'nın siyasi direnişinin çökeceğini zannediyorlardı, çökmedi. Savaşarak, çatışarak bunu yapmak zorunda kaldılar ve hatta şehir merkezlerinde çatışma ihtimali göz önüne geldi. Şimdi burada iki ihtimal var. Yani Ruslar ya şehir merkezlerine giriş yapacaklar, yani Ukrayna müzakerelerde çözülmezse şehir merkezine giriş yapacaklar. İki tarafında çok canı yanacak. Ukrayna'nın mesela Kiev yerle bir olabilir. Olacağından da şüphem yok Ruslar girmeye başlarlarsa. O yüzden Ukrayna şu ana kadar Batılılardan beklediği desteği alamadığını düşünüyor. Yani mesela şey desteğine, şeye dair beklentileri çok gerçekçi değil. Uçuşa yasak bölge ilan edilmesi, uçaklar verilmesi vesaire, bunlar baştan itibaren gerçekçi talepler değil. Aniden NATO'ya alınmak, Avrupa Birliği'ne dahil edilmek falan, bunlar Batı'nın yüklenebileceği maliyetler değil. Bu işin sonu bir nükleer savaşa doğru tırmandırmak anlamına geleceği için bunun sözünü veremezler. Ama mesela ekonomik yaptırımlar meselesinde çok daha ciddi, çok daha kapsamlı yaptırımlar yapabilirlerdi. Onu da yapmadılar. Şimdi burada Kiev yönetimi şunu görüyor. Yani Batı, Ukrayna'yı korumaktan ziyade Rusya'nın canını yakmanın peşinde. Kendilerinin kullanıldığını, bu çerçevede Zelenski iktidarını yitirebileceğini, Ukrayna'nın yerle bir olabileceğini, yıllarca sürecek bir bataklığa dönüşebileceğini görüyor. Bu nedenle zaten yapılan müzakereler esnasında Zelenski Rusya ile müzakere ediyor ama asıl mesajlarını Batı'ya veriyor. Zelenski diyor ki bu zamana kadar ben sizden destek bekledim. Ama sizin verdiğiniz destek beni Rusya ile baş başa bırakıyor. Beni bir çöle çeviriyorsunuz. Ben gerekirse, yani bütün bir yok olmanın yerine Rusya'ya teslim olmayı da tercih edebilirim. Ölmektense teslim olmayı tercih edebilirim. Tam verdiği mesaj bu. NATO'ya dair yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken, Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirirken, bütün bu süreç esnasında hatta bu bölgelerin bağımsızlığını tanımayı da tartışabileceğini dile getirirken Zelenski Amerikalılara diyor ki bana siz destek vermediğinizde benim için çok fazla seçenek kalmıyor. Putin ise şehir merkezlerine girmeden bu baskıyı artırarak hem NATO'nun caydırıcılığını hem Amerika Birleşik Devletleri'nin söz verdiği müttefiklerine gerektiğinde sözünü yerine getirmeyeceğini de göstermek için bir anlaşmaya, yani çok kendisini tatmin etmeyecek, ilk başta hedefler olarak sunduğu şeylere ulaşmayacak bir anlaşmaya bile razı olabilir. Sahada yaşadığı zorlukları düşünürseniz, aslına bakarsanız mesela birçok Kırım'ı da tanıtamasa, Donetsk, Luhansk'ı da Kiev'e tanıtamasa bile savaş önceki statülerde kendisinin tanınmışlığını kabul ederek Kiev yönetiminin mesela anayasada değişiklik yapma taahhütleri ve benzeri gibi Rusya'ya onurlu bir çıkış sunacak bir anlaşmayı dahi kabul edebilir Rusya. Ama bu savaşın bittiği ve biteceği anlamına gelmiyor. Neden Rusya bu kadar... Peki bir dakika, onu şurada merak ettim ama. Yani Rusya bu kadar zor bir durumda mı ki? Rusya bu kadar zor bir durumda olmayabilir ama savaş ilerlediğinde, şehir çatışmaları başladığında nereye varacağı bu işin belli olmaz. Ayrıca Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar Rusya için hakikaten can yakıcı. Rusya'yı çökertmek için yeterli değil ama can yakıcı. Bir anlaşmaya vardığında bunu uluslararası kamuoyunda biz bu meseleyi barışçıl yöntemlerle çözdük diyecek. Ama Batılıların da buna ikna olma ihtimali yok aslında. Yani bu saatten sonra Rusya'ya yapılan yaptırımlar Rusya'yı caydırmak için yapılan yatırımlar değil, cezalandırmak için yapılan yatırımlar. Hem Batı zarar görmeyecek şekilde kurgulandı, Rusya zarar görecek şekilde kurgulandı ama Rusya'yı tamamıyla engelleyecek şekilde de kurgulanmadı. Bu nedenle Rusya
bir an önce burada siyasi bir çözümü tercih edebilir. Olmazsa, yani bir siyasi çözüm olmazsa, ben Rusya'nın çok zorlanabileceğini ama en nihayetinde çok canı yansa da Rus ordusunun ölüsünün Ukrayna üzerine düşmesi halinde Ukrayna'nın onun altından kalkamayacağını düşünüyorum. Yani mesela Halep'te olanlar vesaire, bütün bunları göz önüne alırsanız Putin'in bu savaşı çok daha çirkin bir hale getirebileceğini, Rus ordusunun yapısının buna çok uygun olduğunu, hem savaşma sistemleri bakımından hem imkan ve kabiliyetleri açısından buna çok yatkın olduğunu biliyoruz. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'in başına gelen, Suriye'de Halep'in başına gelen, burada Kiev'in başına çok kolay bir şekilde gelir. Ha, bunu yapar mı? Yapar. Bu noktaya kadar gelirse yapar. Ama o noktaya gelmesini sanırım Zelenski istemiyor. Zelenski o yüzden sürecin o yüzden Rusya'ya teslim olabileceğini söylüyor. Ha, Batılıların buna reaksiyonu ne olur? Batılılar o zaman mesela Blinken diyor ya, Zelenski'nin başına bir şey gelirse onun yerine B planımız da hazır falan gibi şeyler söylüyor ya. Oraya dair net bir cevabımız yok. Orada ne olur? Ne kadar Zelenski'nin Rusya'ya teslim olmasına müsaade edilir? Onu bilemiyorum. Ama hani soruyorsunuz ya, Putin'in nihai hedefi ne? Nihai hedef, her devlet başkanının muhtemelen kafasında bir hedef vardır böyle bir şeyi başlatırken. Ama o hedef sahanın içerisinde yeniden şekillenir. Yani çok zorlandığınızda onurlu bir çıkışı tercih edersiniz. Çok zorlanmadığınızda hedefiniz sadece işte Dinyeper'in doğusuyken batısına bile yönelmeyi düşünüyor hale gelebilirsiniz. Çok daha eliniz rahatlar bunu. Yani tüm sağdaki koşullar belirleyici olacak aslında. Çok belirleyecek ve şu ana kadar şartlar Rusya'nın çok istediği şekilde gitmedi. Bu nedenle de Rusya tehdit ve şantaj yöntemini kullanarak ve aslında Ukrayna'nın ötesinde de kendisine bir kazanç sağlayacağını düşündüğü için bir anlaşma yoluyla Ukrayna'yı teslim almayı çok daha kıymetli bulacak. Şehir merkezlerine girmek, oralarda çok yıpranmak, oraları yakmak, yıkmak bir alternatif olarak duruyor ama tercih edecekleri, ilk planda tercih edecekleri alternatif değil. Şu haliyle mesela bakın, şu haritanın şu tarafı sarıya boyanmış değil mi? Yani Rusya'nın kontrolündeki bölge olarak gözüküyor. Evet, ama zaten burası zaten Rusya'nın kontrolündeydi. Rusya'nın ilerleme kaydettiği yer şu bölgeler ve çok ciddi bir ilerleme değil bu. Yani 20 gün geçmiş. Evet, bir anlamda bu haritada gözüktüğü gibi kısa mesafe değil. Evet, uzun mesafe, ama yani şu Kiev'e olan mesafeyi biliyoruz. Eğer Rus ordusu bir semti, bir köyü, bir kasabayı alıyor ve arkasından Ukrayna'ya geri veriyor, sonra tekrar alıyor falansa, burada işler gerçekten iyi gitmiyordur. Çünkü Rus ordusunun girdiği zaman oralardan bir daha Ukrayna ordusu gibi zayıf bir yapılanma tarafından püskürtülmemesi gerekir. Tabii doğru mu yanlış mı bu haberler, çok emin de olamıyoruz. Ama şuraya kadar kat edilen mesafeyi gördüğünüzde Kiev hakikaten Belarus sınırına iki adım mesafe. Yani Rus ordusu çapındaki bir güç için iki adım bir mesafe. Ama Rus ordusunun hep bildiğimiz özelliklerinden bir tanesi çok yüksek ateş gücüne dayanması. O yüzden de hantal bir yapıya sahip olması. Lojistikle ilgili yaşadığı sıkıntıları gördük. Bu mesafede bir operasyonu, bu mesafede bir savaşı daha başarılı yürütmeleri beklenirdi. Yapamadılar. Şehir içine girdiklerinde çok daha büyük sorunlarla karşılaşma ihtimalini göz önüne almak istemiyorlar gibi geliyor bana, en azından şimdilik. Peki. Peki, şöyle yapalım sevgili izleyiciler, bir reklama gideceğiz. Dönüşte Murat Bey ve Zafer Bey'in konuya ilişkin değerlendirmelerini alacağım. Bizden ayrılmayın lütfen.